Selamünaleyküm kardeşlerim, merhaba. Bugünkü konum Buhara'daki ilginç konu başlıkları. Bu konu başlıkları oldukça önemli çünkü o dönemin insanının neye önem verdiğini ve neye önem vermediğini bize gösterecek. Çünkü Kur'an'ın önem verdiği birçok konudan aslında hadisler pek bahsetmiyor. Bunların en önemlisi de bana göre şirk. Şirk Kur'an'ın en önem verdiği konudur. Allah'ın bağışlamayacağı tek suçtur. Buna rağmen hadislerin arasında şirk konusuna neredeyse hiç değinilmez. Değinilse bile bu müşrikleri öldürün vesaire gibi, yani aslında şirkin ne olduğu hakkında değil, müşriklere ne yapılacağı hakkında gibi konulardadır. O yüzden adalet konusunda, şirk konusunda Buhari'de neredeyse hiç konu başlığı yoktur. Buna rağmen bakın ne tür konu başlıkları var. Abdest ve teyemmüm babları 118 bab tespit edebildim. Ama bundan başka da bab olduğunu kanaatindeyim ama benim tespit edebildiğim bu. Çok çünkü ince elemedim. 118 tane abdest ve teyemmümle alakalı konu başlığı var. Hadis değil. Konu başlığı. Namaz, mescit, kıble, ezan, secde babları. Yani namazla ilgili bablarsa tam tamına 555 bab. Yani neredeyse iki tanesi, yani Buhari'de 2600 tekrarları düştüğünüzde 2600 civarında hadis olduğunu düşünürseniz oldukça fazla bir bab sayısı demektir bu. Yani namazla alakalı neredeyse abdest, teyemmüm ve kıble, ezan, secde vesaire namazla alakalı bablar 700 taneden fazla. 6 özür dilerim. 670 tane civarında. Yani oldukça fazla. Bazı bablardan da örnekler vereceğim arkadaşlar. Bakalım bu babların konuları neymiş. Şimdi o bablara geçmeden önce bazı sorular soracağım. Şirk konusunda neden hiç açıklama yok? Yani şirk Kur'an'ın en önemli konusuysa ki öyle, neden şirk konusunda neredeyse hiç hadis yok? Bununla alakalı bazı sorularım olacak. Adalet ve benzeri konularda da neredeyse hiç hadis yok. Peygamber adalet konusunda hiç konuşmadı mı? Şirk konusunda hiç konuşmadı mı? Namaz konusunda gelen bu kadar yoğun hadise rağmen şirk konusunda konuşulan hadisler neden yok? Bu önemli bir soru. Eğer bu Sünniler bu videomun altına yorum yapacaksa bu sorumun cevabına vererek başlasınlar. Lütfen dürüst olun. Bu soruya cevap verin. Neden 700'e yakın namazla ilgili bab varken şirk ve adaletle alakalı neredeyse hiç bab yok? Allah'ın elçisi bu konularda konuşmadı mı? Ya da bu adamlar bu konularla ilgilenmediği için bu tür hadisleri nakil mi etmediler? Veya hadisleri uyduranlar aslında şirk ve adaletle alakalı hadisleri uydurmaya gerek duymadılar. Birçok soru sorulabilir ama benim kanaatim sonuncusu. Çünkü şirk bu hadislerin neredeyse tamamı uydurmadır. Sadece ve sadece bazı konularda uydurmayı unutmuş bu kişiler. Bazı konularda da fazla uydurmuşlar. Örneğin Mehdi konusunda bir sürü hadis var. Oysa Kur'an'da en ufak bir şekilde ima bile yoktur. Bu tamamı uydurma olduğu anlamına gelir. Deccal hakkındaki hadisler. Birçok konudaki hadisler tamamı uydurmadır literatür açısından. Ama konu bu olmadığı için uzatmayacağım. Zalimlere karşı mücadele konusunda neden hiç hadis yok? Çünkü o dönem zalim hükümdarlar vardı. Bu tür hadislere neredeyse hiç değinilmedi. Kur'an'ın önem verdiği birçok konuda neden pek hadis yok? Bu aktarılan konu başlıklarının İslam açısından değeri nedir? Konu başlıklarını aktarmaya geçiyorum. Sahih Buhari. Şimdi burada bakın neymiş? Müslüman olup da sonra dinden çıkan mürtetlere su verilmemiş ve ölüme terk edilmişlerdir. Değerlendirmeyi size bırakıyorum. Allah Resulü'nün İslam'a savaş açılımlarının gözlerini kızgın demirlerle dağlaması babı. Yani bakın bu hadisi ben din adamlarını her zaman sahtekar olarak görüyorum. Çok büyük bir çoğunluğunu. Bu hadisten bahseden kaç tane din adamı duydunuz? Hadisleri bile gizliyorlar. Bu hadisleri bile aktarmıyorlar. İnandıkları hadisleri gizliyorlar. Gözlerinin dağlanması babı, gizledikleri hadis. Evli oldukları halde zina eden kişinin taşlanarak öldürülmesi. Bundan da bahsetmezler. Bu da diğer zina ile alakalı hadisleri, rejimle alakalı hadisleri siz okuyun. Ben babların tamamını okumayacağım. Başkasının kız çocuğunu vücudunun bazı yerleriyle oynamasına izin veren veya onu öpen, onunla şakalaşan kimse babı.
Bu tür hadislerden de pek bahsetmezler. İnsanın beraberinde yemek yemesinden korktuğu için kendi çocuğunu öldürmesi babı. Bu hadisleri de daha sonra sizlerle paylaşacağım inşallah. Savaşta çocukları öldürmek babı. Korkunç bir şey. Günümüzde tabii bu hadislere hemen uydurma yaftası şey yaparlar. Yapıştırırlar. Veya bir takım bahaneler bulurlar. Savaşta kadınları öldürmek babı. Savaşta kadınları öldürmek. Savaştan sonra da ya karşılıksız onları salıverin ya da bakın bu da burada da Kur'an'dan bir şey alakalı bir hadis var. Kur'an'da esirlerin karşılıksız salıverilmesi vardır. Oysa hadislere göre esirleri öldürebilirsiniz. Hatta öldürmüşlerdir de hadislere göre yine. Uyumakta olan müşriğin öldürülmesi babı, esirin bağlı halde bulunanın öldürülme babı. Takdiri size bırakıyorum. Bu hadisleri daha sonra sizlerle paylaşacağım. Bıyığı kısaltmak, tırnağı kesmek babı, sakalları bol bırakmak babı. Ne kadar önemli bablar değil mi? Bunlar olmasaydı dinleri eksik kalırdı onların. Saç ve sakalı boyamak babı, kıvırcık saç babı, saçı oradan ikiye ayırmak babı. Saçın bir kısmını kesip bir kısmını bırakmak babı. Ne kadar önemli bablar. Kafaya ve sakala sürülen koku babı, saçın tarakla taranması babı. Ne kadar önemli bablar değil mi? Diğer babları da siz okuyabilirsiniz. Videoyu durdurun, dikkatli okuyun. Selamdan önce okunan duanın vacip olmadığı babı. Namazını bitirene kadar alnındaki burundaki eliyle silmeyen kimse babı. Ne kadar önemli değil mi? Eliyle silmemiş çok önemli bir konu. Evet. Siz konuları okuyabilirsiniz. Ben işaretlediğim yerleri okuyabilirsiniz. Ben uzatmamak için videoyu okumayacağım. Kadının mescide gitmek için kocasından izin istemesinin babı. Cuma namazı için yağ kullanmak babı. Bu da önemli. Yağlanın cuma namazı gitmeden önce. Bir başkasının misvağıyla misvaklanan kimse babı. Evet. Bayram günü mızrak ve kalkanların taşınması babı. Ne kadar önemli bir bab değil mi? Mızrak ve kalkanın taşınmasıyla alakalı hadis var. Bayram namazına erken gelmek. Bayram gününde imamın önünde mızrak taşınması babı. Bak ne kadar önemli konular. Bir kadının bayram namazına çıkacak elbisesi yoksa ne yapacağı babı. Yol değiştirme babı. Siz videoyu değiştirip dene okuyabilirsiniz. Güneş ve ay tutulmasında sadaka verilmesi babı. Bunlar da unutulmuş bablar. Bunlar hakkında hiç konuşmuyorlar. Güneş tutulmasında imamın hutbe vermesi babı. Allah kullarını güneş ve ay tutulmasıyla korkutur hadis babı. Korkutuyormuş. Güneş ve ay tutulmasının kabar azabından Allah'a sığınma babı. Artık bunları siz okuyun. Geceliğin kalkıp namaz kılmayan kimsenin ensesine şeytan düğüm atar babı. Dikkat edin, önemli. Uyuyup da namaz kılmayan kimsenin kulağına şeytan işemiştir. Devil demiş ama bunları da bu sahtekarlar Türkçe'ye çevirmiyor. Bevl diyor. Sanki Türkiye'deki insanlar bevl'den anlar. Bevl etmek işemek demek. Yani işiyormuş. Sahtekarlar bunu Arapça bırakıyor ki millet anlamasın diye. Namazdayken çakıl taşlarına dokunmak babı. Namazdayken binek hayvanı kaçarsa ne olur? Namazdayken tükürmenin ve üflemenin olması babı. Evet. Siz okuyun yine. Hızlı hızlı geçiyorum videoyu uzatmamak için. Ölü bir kadına ne yapılabilir? Saçı üç bukle yapılırmış. Ölü kadının saçları arkasına atılırmış. Ölüyü iki parça kumaş ile kefenletmek babı. Siz artık bunları dikkatlice düşünüp okuyun. Kurbanlık hayvanların boynuna kendi elleriyle gerdanlık takan kimse babı. Hep kurbanlıkla alakalı. Gerdanlık tak vesaire neyse siz okursunuz. Zina eden kölenin satışı babı. Zina eden köleyi sat diyor elinde tutma. Hiçbir şehirli bir köylüye ait malı simsarlıkla satamaz babı. Ne kadar önemli. Şehirliler. Ey sünni şehirliler bakın bu hadisleri okuyun. Mal getirenlerin karşılamanın caiz olacağı yerin başlangıcı ve bitiş noktası babı. Hiç kimsenin umurunda değil bu hadisler. Evet. Hurmayı hurmayla satmak, üzümü üzümle satmak, arpayı arpayla satmak bu da çok önemli bir konu. Çünkü hadis kitaplarında bu
Eğer başkasıyla değiştirilirse, mesela üzümü kalkıp hurma ile değiştirirsen faiz olarak niteleniyor. Bunlardan da bu sahtekarlar hiç bahsetmez. Hiç konuşmazlar. Bu da acayip bir konudur yani. Bunlara faiz der. Başka bir şeyle bunları değiştiremezsin. Vadeli yapma der. Vesaire. Bir sürü hadis var. Bunları inşallah zamanla size aktaracağım. Zina eden kadının ve cariyelerin kazancı babı. Hayvanı dölletme ücreti babı. Hadi. İlginç ilginç bablar hakikaten. Savaşa giderken yanında yol azığı taşımak babı. Yol azığının boyun üzerinde taşınması babı. Kadının erkeğin bineğin arka tarafına bindirilmesi babı. Ne kadar önemli değil mi? Bu bablar olmasaydı dinimiz yarım kalırdı. Şimdi bunlardan sonrakileri okumayacağım. Bundan sonra değerlendirmeye geçeceğim. Hac ve urması, zehirden. Bakın bunlar hepsi kendiniz okuyun. Gömlek giyilmesi babı, savaşta yün cübbe giyilmesi babı, siyah, yeşil, beyaz elbiseler babı. Ne kadar önemli bablar. Şimdi bu kadar kırmızı elbise babı falan bir sürü bahsedilmiş. Az önceki verdiğim soruları hatırlayalım arkadaşlar. Bunları geri alayım. Şimdi buradaki sorulara değinelim şimdi. Arkadaşlar bu kadar detaylı konulara değinen bu kitaplar, hadis kitapları. Neden şirkle alakalı ve hadisle adaletle alakalı hadislere bize aktarmadılar? Çok az, niteliği de tamamen değersiz hadisler var bu konularda. Yani müşrikle alakalı var. Şirkin neliyle alakalı yok. Örneğin dillerinizin haram, yalan yere nitelemesi dolayısıyla şunu haram, bunu helal demeyin der Kur'an. Nedir bu, değil mi? Bunun hakkında neden hadis yok? Mesela haram kılınan şeyler var, yiyecekler. En'am suresi 145 mesela. Bununla alakalı neden hadis yok? Orada bulamıyorum diyor elçi. Nasıl bulduğuyla alakalı neden hadis yok? Adaletin önemiyle alakalı neden çok az sayıda, neredeyse yok denecek kadar az hadis var? Barış konusunda neredeyse hiç hadis yok. Birkaç tane sadece işte barış anlaşması ile alakalı hadisler var, o kadar. Peki Kur'an'ın önem verdiği birçok konu var. Burada sayamayacağım kadar çok önem verdiği konu var. Mesela huruf-u mukattalarla alakalı neden hiç hadis yok? Huruf-u mukattalar önemsiz miydi? Düşünün, 19 surenin başında müstakil olarak ayettir. Önemsiz bir konu bu. 29 surede huruf-u mukatta vardır. 29 ayette. Peki bu önemsiz mi? Neden bu konularda hiç hadis yok? Birçok konuda maalesef bu hadisler yoktur. Hiçbir hadis yoktur. Bir tane bile bahseden hadis yok bazı konularda. Dolayısıyla ya bu hadislere ulaştıranlar bu konuları önemsemedi ya da bu hadislerin kendisi peygamberden asla ve asla gelmedi. Bu hadisler bir şekilde uyduruldu. Fakat uyduranlar bu konuları anlamadıkları için bu konulardan pek konuşmadılar. Bu konulardan bahsetmediler. Onlar nelerden bahsettiler? Namazdan. Bol miktarda namazdan bahsettiler. Niye? Çünkü bu konuda çok konuşuluyordu. Çok bilgi sahibilerdi. Zaten kendileri de namaz kılıyordu. O yüzden bol miktarda bu konuda hadis uydurabildiler. Ama şirk konusunda hadis uydurmadılar. Çünkü şirk konusunu kendileri de anlamamışlardı. Birçok videomda şirk konusunu anlatıyorum. Kelime-i tevhidin önemi, içeriği, kelime-i tevhidin anlamıyla alakalı neredeyse hiç hadis yoktur. Sadece birkaç tane lokal ve ilah kelimesinin anlamı konusunda neredeyse hiç hadis yoktur. Neden? İlah kelimesinin anlamı çok önemli değil mi? Bir kimsenin ilah edinmesi bir şeyi çok önemli değil mi? Putlara tapmak tamam kötü. Farklı konular, birçok konuda insan bir şeye tapabilir. Bu konularda neden hadis hiç yoktu? Çünkü bu hadisleri uyduranlar bu tür hadisleri uydurmayı ya beceremediler ya da bilmiyorlardı ya da bu konuları gerçekten anlamadılar. O yüzden anladıkları konuda bol bol hadis uydurdular. Şimdi bu hadisleri aktaran insanların sizce arkadaşlar İslam'ı anlama ihtimalleri var mı? Yani bu kadar ot ve yani perdeleri silkeleme babı bile var yani Buhari'de. Peki bu kadar değersiz konularda hadis toplayan bu insanlar
Neden bu kadar önemli konularda hadis toplamadılar? Bu soruları tartışmaya davet ediyorum. Eğer bu konuda tartışmak isteyen bir sünni, hadis uzmanı varsa seve seve onunla bu konuları tartışabilirim. Buhari üzerinden gidelim çünkü Buhari en çok önem gösterilen hadis kitabıdır. O yüzden Buhari üstünde tartışalım. Evet arkadaşlar, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize selamlar ve saygılar. Allah'a emanet olunuz.